Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Uzun zamandır böyle yüz yüze gelmiyorduk. Notlar çıkarıp oradan ders anlatıyordum size. Bugün cümle türlerini tahtada anlatacağım, dershanedeyim yani. Nasıl gidiyor karantina günleri? İnşallah ders çalışıyorsunuzdur, kopmamışsınızdır. 1 Haziran itibariyle artık yavaş yavaş derslere başlamayı umut ediyoruz. Bizler de çok sıkıldık. Bu vakti iyi değerlendirin arkadaşlar. Yazın sıcakta terleye terleye ders dinleyeceksiniz sınıflarda. İnşallah Haziran ayı itibariyle bir araya gelip yine derslerimizi anlatacağız, sorularınızı çözeceğiz. Bugünkü konumuz cümle türleri. Cümle türleriyle ilgili KPSS'de aşağı yukarı her yıl bir tane soru soruyorlar arkadaşlar. Bu cümle türleri içerisinde anlamına göre cümleleri ve bir de yapısına göre cümleleri biraz yapmakta zorlanıyorsunuz. Diğer yüklemine göre ve öge dizilişine göre cümleler çok zor değil, çok basit. Şimdi öncelikle cümle türleri dört başlık altında inceleniyor. Anlamına göre cümleler, şimdi ondan bahsedeceğim. Anlamına göre işte olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi diye dörde ayrılıyor. İkincisi öge dizilişine göre ya da yüklemin yerine göre cümleler diyoruz buna. Ona da işte kurallı cümle ya da devrik cümle diye anlatacağız. Yüklemine göre cümleler var, üçüncüsü. Yüklemine göre cümle dediğinde de isim cümlesine, fiil cümlesine onu kastediyor. Bir de yapısına göre cümleler var. Burada biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Yapısına göre cümlelerde basit cümle, birleşik cümle, işte sıralı cümle ve bağlı cümle diye dörde ayrılıyor. Onların da kendi içlerinde bazı türleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle birincisi ya da A diye verdim şurada. Anlamına göre cümleleri. Anlamına göre cümle dediğinde, yani işte şöyle soruyorlar, numaralı cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Veya aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır diye sorduğunda hemen önceliğimiz olumlu mu, olumsuz mu? Yani soru ve ünlem cümlesini çok fazla kastetmez sorularda. Soru ve ünlem cümleleri de var ama onlar basittir zaten. Anlamına göre cümlede olumlu ve olumsuz cümle gelecek aklımıza. Şimdi birincisi olumlu cümle ne demektir? Olumlu yüklemdeki yargıya bakıyorsunuz. Yani isim ya da fiil hiç fark etmiyor arkadaşlar. O yüklemde bildirilen iş, oluş, hareket ya da ne bileyim yargı gerçekleşmişse, yani olmuşsa ya da olacaksa biz bu cümlelere olumlu cümleler diyoruz. Mesela sürekli arkadaşlarına yalan söylüyor cümlesi veya virüs tüm dünyayı etkiledi cümlesi anlamca da biçince de olumlu cümlelerdir. Şimdi burada şöyle bir hataya düşüyorsunuz. Yani kötü şeylere olumsuz, iyi şeylere olumlu diyesi geliyor insanın. Ama o şekilde düşünmemek lazım arkadaşlar. Yüklemin iyiliği, kötülüğü, yargının iyiliği, kötülüğü bizi ilgilendirmiyor. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, olup olmayacağı bizi ilgilendiriyor. Şurada baktığınız zaman arkadaşlarına yalan söylemesi kötü bir şey olabilir. Fakat biz bu şekilde bakmıyoruz. Gramer açısından söyleme eylemi, yalan söyleme işi olmuş mu, olacak mı ona bakıyoruz. Yalan söylüyor mu bu? Evet. Evet cevabını aldığınız cümleler anlamca da biçince de olumludur arkadaşlar. Virüs bütün dünyayı etkiledi. Yani virüsün bütün dünyayı etkilemesi ya da insanların ölümü kötü bir şey olabilir. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye sormuyor. Olumlu mu, olumsuz mu diye soruyor. O zaman virüsün dünyayı etkilemesi veya bu adam öldü, genç yaşta öldü, kalp krizi geçirdi, uçak düştü, yanarak can verdi gibi kötü şeyler bile anlamca diye sorduğunda olumlu olabiliyor. Dünyayı etkilemesi olumlu bir cümle. Sürekli arkadaşlarına yalan söylüyor. Söylüyor mu? Bu eylemi gerçekleştiriyor mu? Evet, o zaman buna biz olumlu cümle diyoruz. Araç büyük bir kazaya karıştı. Kaza yaptı. Yine kötü bir şey ama olumlu bir cümle. Sen çok yalancısın. Bakın yalan söylemek yine aynı şekilde şurada fiil olarak verdim. Burada da isim olarak verdim. Yalancısın. Yine bir isim cümlesi ve olumlu bir cümle. Çok büyük bir derdin var diyorsunuz. Var sözcüğüyle yine olumlu tarafta. Mesela yok demiş olsaydı, şurada anlatacağız birazdan, o zaman olumsuz bir cümle olur. Demek ki olumlulukta iyilik, kötülük şeklinde yaklaşmayacağız. Eylemin pozitif tarafta olması ya da yargının gerçekleşecek ya da gerçekleşmiş olması bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi şurada bir dikkat edeceğimiz bir uyarımız var. İki tane olumsuz yargıdan bir olumlu yargı meydana geliyor. Yani eksiyle eksinin işte çarpımının artıyı vermesi gibi. Burada da iki olumsuz yargıdan bir olumlu yargı doğar. Buna da biz biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleler diyoruz. Para kazanmıyor değil. Mesela şuradaki kazanmıyor fiili MMA olumsuzluk ekini almış.
değil sözcüğüyle bir olumsuz yargı, para kazanmıyor değil şeklen, biçince baktığınız zaman olumsuz görünüyor. Ama anlamca ne demek istediği önemli. Yani şurada bildirilen bir iş var. Bu iş oluyor mu olmuyor mu? Para kazanmıyor değilim ne demek? Yani parayı kazanıyorum. O zaman bu cümle anlamca olumlu. Bu mağazada yok yok. Bazen tersten söylüyoruz. Yani bu mağazada her şey var yerine yok yok şeklinde ifade ediyoruz. O zaman bu ne demek? İki tane olumsuz yargı eşittir var demek olduğu için yine olumlu bir yargı diyoruz. Yalan söylemiyor diyemem. Mesela şurada da söylemiyor olumsuzluk ekini almış. Diyemem bir olumsuzluk ekini daha almış. İki tane olumsuzdan bir olumlu yargı doğuyor. Yani bu ne demek? Yalanı bu işi yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. Yalan söylemiyor diyemem. Söylüyor demek. Yine biçince olumsuz ama anlamca olumlu cümleler. Mesela şurada bir soru cümlemiz var aynı şekilde. İçli köfte sevilmez mi? Ne demek aslında? Bakın şurada bir mez olumsuzluk eki var. İçli köfte sevilmez mi dediğinde aslında bu adam sevilir demek istiyor. O zaman biçince gözümüze olumsuz görünse de anlamca olumlu bir cümle. Biçince olumsuz, anlamca olumlu, aynı zamanda sözde soru cümlesi diyoruz. Evet, olumlu cümle bu kadar. Şimdi olumsuz cümlede de bunun tam tersi durumlar arkadaşlar. İyi ya da kötü olduğuna bakmaksızın yüklemindeki yargının olmaması. Yani negatif tarafta olması önemli bizim için. Gerçekleşmemiş olacak ya da gerçekleşmeyecek. Bu olumsuzluğu biz nasıl sağlarız arkadaşlar? Fiillerde mema ekiyle ya da mezmaz ekleriyle sağlarız. İsimlerde ise değil kelimesiyle, yok sözcüğüyle, bir de sızsız ekleriyle isimleri olumsuz yaparız. Birkaç tane örnek verelim. Bu kumaş çok kalitesiz. Bakın şurada sız eki var. Kaliteli demiş olsaydı olumlu bir cümle olacaktı. Bu kumaş çok kaliteliymiş deseydi olumlu olurdu. Kalitesiz dediği için bu olumsuz bir cümle. Oraya yürüyerek gidemeyiz. Gidemeyiz. Bakın burada da M ekini almış. Olumsuzluk ekiyle. Sokaklarda hiç insan yoktu. Yoktu. Yine isim cümlesi ve olumsuz bir cümle. Yaşadıklarım anlatılmaz. Anlatılmaz sözcüğünde mazmez eki yine olumsuzluk bildiriyor. Bu yarışı kazanmak kolay değil. Değil sözcüğü yine ek fiilin olumsuzu diyoruz biliyorsunuz. İsimleri değil sözcüğüyle de olumsuz yapabiliyoruz. Evet. Demek ki bu eklerden birini alırsa ve eylem yargı gerçekleşmezse biz ona olumsuz cümleler diyoruz. Burada da bir uyarımız var yine. Biçince olumlu olmasına rağmen anlamca olumlu cümleler olabilir arkadaşlar. Burada NN bağlacına çok dikkat edeceksiniz. Özellikle NN bağlacıyla soruyorlar. NN bağlacı biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler yapar. Yani şurada ne seni ne de yaptıklarını unuturum dediğinde yükleme bakıyorum unuturum diyor. Aslında unuturum biçimce olumlu bir yargı. Fakat NN bağlacından dolayı biz bunun unutmam demek istediğini anlıyoruz. Burada ne seni ne de yaptıklarını unutmam. Şu anlam var. Fakat olumsuzluk ekini kullanamazsınız burada. NN bağlacıyla yaptığınız cümlelerde olumsuzluk ekini de kullanırsanız anlatım bozukluğu oluyor. Bu da anlatım bozukluğu soruları da sık sık soruluyor arkadaşlar. NN bağlacını gördünüz mü yüklem mutlaka olumlu olmak zorunda. Yani ne senden ne de ondan vazgeçmem değil. Ne senden ne de ondan vazgeçerim diyeceksiniz. Yani sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Yahya Kemal'in dizesi aslında yanlış. O kalkışta ne mendil ne de bir kol sallanır demesi lazım. Ama cümle devrik olduğu için gayet ahenkli gözüküyor. Ama bozuk bir cümle. Ne seni ne de yaptıklarını unuturum. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümle. İnsan sevdiğine kıyar mı? Bakın burada da aynı şekilde kıyar mı dediğinizde içerisinde hiç mema, mezmaz, değil, yok ve sızsız eklerinden hiçbiri bulunmamakta. Fakat buna rağmen olumsuzluk anlamı var. Ve aynı zamanda bir sözde soru cümlesi. Yani bu soruyu soran aslında cevabını kendisi biliyor. İnsan sevdiğine kıyar mı? Bu ne demek arkadaşlar? Kıymaz. Bakın yine biçimce olumlu ama anlamca olumsuz sözde soru cümlesi. Evet, anlamca cümle dediğinde olumlu ve olumsuz şekline bakacaksınız. Ama bir de soru ve ünlem cümlesi var arkadaşlar. Onları uzun uzun yazmayacağım ben. Birden bir iki tane örnek verip geçeceğim. Anlamca dediğinde ünlem ya da soru cümlelerini çok kolay kolay sormaz arkadaşlar. Çok basit. Sonunda soru işareti bulunan bütün cümleler aynı zamanda anlamca soru cümleleridir. Soru cümlelerinde de anlamca olumlu mu olumsuz mu ona dikkat edin. Mesela sınava girecek misin dediğimde bu anlamca olumlu bir soru cümlesidir.
sınava girmeyecek misin dediğinde bu da anlamlı olumsuz bir cümleydi arkadaşlar. Veya üzerinde parası var mıydı dediğinde var mıydı olumlu bir soru cümlesi. Parası yok muymuş dediğinde de yok muymuş, o da anlamca olumsuz bir soru cümlesi. Soru cümlelerinde biliyorsunuz soru işaretini anlatırken bahsetmiştik. Bir de sözde soru cümleleri var şöyle. Cevapları kendi içlerindedir bunların. İnsan sevdiğine kıyar mı aslında ne demektir? Kıymaz. Bunlar da sözde soru cümleleridir. Evet, soru cümlesi de bu. Soruda ünlem işareti bulunan her cümlede anlamca ünlem cümlesidir diyebiliriz. Ama dediğim gibi soru ve ünlem cümleleri anlamca tipi sorularda genelde sorulmuyor. Evet, ikincisi ve kısmına geçelim şimdi. Orada da size öge dizilişine göre cümlelerden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, anlamına göre cümleleri bitirdik. Şimdi ikincisi yani B, öge dizilişine göre cümlelerden devam ediyoruz. Öge dizilişine göre ve yüklemine göre cümleler daha basit, çok kolay arkadaşlar. Öge dizilişine göre de diyebilir bunu, yüklemin yerine göre de diyebilir. Yani yüklem sondaysa kurallı cümle ya da diğer adıyla düz cümle de diyebiliyoruz buna. Yüklemimiz başta ya da ortadaysa buna da devrik cümle adını veriyoruz. Yüklemin bulunduğu yer öge dizilişine göre de diyebilir, yüklemin yerine göre de diyebilir. Hemen bu gelecek aklınıza. Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileler. Bu cümlenin yüklemine ve anlamına göre nasıl olduğunu bulalım şimdi. Çünkü anlamına göre cümleleri de bulduk. Geçiyor yüklem. Anlamına göre, az önceki anlattığım şey, olumlu bir cümle. Yüklemine göre, artı, yüklem ortada, o zaman yüklemin yerine göre, özür diliyorum, devrik cümle. Evet, yüklemin bulunduğu yer ortada olduğu için buna devrik cümle diyoruz. Ailesi iştir kişinin, iştir yüklem. Dolayısıyla yine devrik bir cümle. Anlamca yine olumlu bir cümle. Görünen köy kılavuz istemez. İstemez yüklem. Anlamca olumsuz bir cümle, bakın mezeki var. Öge dizilişine göre ya da yüklemin yerine göre nasıldır derse, yüklemimiz sonlu olduğu için kurallı ya da düz cümle. Şuna kurallı, şuna devrik, buna da devrik dedik. KPSS'ye hazırlanmak için kursa yazılmış. Yazılmış yüklemi sonlu olduğu için yine kurallı. Anlamca nasıldır derse olumlu bir cümle. Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Yani bu cümleyi kurallı hale çevirdiğimizde şöyle olur. Bu şafaklarda yüzen Alsancak sönmez. Özellikle şiirlerde devrik cümlelere çokça rastlarız. Burası yine devrik bir cümle. Anlamca nasıldır derse sönmez. Bakın mezeki var. Söner demiyor. Sönmez dediği için anlamca da olumsuz bir cümle. Şimdi sessiz bir dağ evinde olur. Bakın bunun da sonunda 3 nokta var. Dolayısıyla yükleme olmadığı için bunlar öge dizilişine göre devrik ya da kurallı denmez. Bunlara da eksiltili cümle adını veriyoruz. Dışarıda çocukların neşeli çığlıkları duyuluyor ya da vardı dese o zaman tamamlanmış bir cümle olur. Bunların yüklemleri yok. Şimdi sessiz bir dağ evinde olmak istiyorum deseydi tamamlanmış bir cümle olurdu. Sonlarında 3 nokta bulunan ve yükleme olmayan cümlelere de eksiltili cümle adını veriyoruz. Evet, öge dizilişi ya da yüklemin yerine göre cümle dediğinde de yüklemin yerini bulup kurallı mı devrik mi diye isim veriyoruz. Bir de yüklemine göre cümleler var. Yani yüklemin türüne göre isim cümlesi mi fiil cümlesi mi diye kontrol edeceksiniz onu. Yükleminiz fiilse fiil cümlesi, isimse isim cümlesi. Bu kadar arkadaşlar. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Burada iki tane yüklem var peş peşe. Birazdan anlatacağız. Sıralı cümle diyoruz buna. Var yüklem, değişmem yüklem. İki tane cümle olduğu için ikisinin yüklemine ayrı ayrı bakıyoruz. Anlamına ayrı ayrı bakıyoruz. Öge dizilişine ayrı ayrı bakıyoruz. Bir derdim var. Anlamca olumlu. Bin dermana değişmem. M eki var görüyor musunuz? Olumsuz. Bir olumlu bir olumsuz cümle. Şimdi öge dizilişine göre bakalım. Yani yüklemin yerine göre. Birinci cümlenin yüklemi sonda olduğu için kurallı cümle. İkinci cümlenin yüklemi de sonda olduğu için kurallı cümle. Her ikisi de kurallı cümle. Yüklemine göre nasıl bir cümledir derse, birinci cümlemizin yüklemi bir derdim var, var olmak anlamında isim cümlesi, bin dermana değişmem, değişmek sözcüğü de fiil cümlesi. Evet, yüklemine göre cümle dediğimizde bu isim mi fiil mi diye kontrol ediyoruz. Yazık, onu teyzesine yolladık, yolladık yüklem. Yüklemine göre yine
Fiil cümlesi arkadaşlar. Kelimenin kökü sizi ilgilendirmiyor. Yapım eki aldıktan sonraki hali. En son haline dikkat edeceğiz. Yapım bilgisinde bunu özellikle vurgulamıştık. Şimdi baktığınız zaman yol isim kökü olabilir. Fakat yollamak isimden neye dönüştü? Fiile. Bunun en son yapım eki almış hali fiil olduğu için biz buna artık fiil cümlesi demek zorundayız. Yüklemine göre bu bir fiil cümlesi. Anlamca nasıldır derse olumlu. Öge dizilişine göre nasıldır derse yine kurallı yani düz bir cümle. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Hakkın sana vaat ettiği günler doğacaktır. Bunun yüklemi şurası. Yine yüklemine göre doğmak fiil cümlesidir arkadaşlar. Olumlu bir cümle. Yüklemin yerine göre de devrik. Yüklem başta olduğu için. Yine burası yüklemine göre fiil cümlesi oldu. Sorular zannettiğimizden kolaymış. Kolaymış. Kolay isim cümlesi yüklemine göre. Bu iş için para gereklidir. Gerekli yine isim cümlesi. Gerekiyor deseydi o zaman gerekmek fiil cümlesi olacak. Evet isimse ise fiil ise fiil cümlesi diyoruz. Burada bir uyarım var arkadaşlar. Buna genelde takılıyorsunuz. Sorularda da buraya düşüyor size. Fiilimsi gördüğümüz zaman ne diyeceğiz hocam? Yani bir cümlenin yüklemi isim, sıfat ya da zarf fiillerden biri ise isim cümlesi mi fiil cümlesi mi diyeceğiz? Tabii ki isim cümlesi diyeceğiz. Çünkü bütün fiilimsiler fiilden isim yapım ekidir. Bunlar artık isimleşmiş cümlelerdir. Mesela şu cümlede tek amacımız atanmak dediğinizde atanmak sözcüğü mekmak ekini almış yani isim fiil ekini almış. Buna artık biz fiil diyemeyiz. Bu bir isim cümlesidir. Ortak düşüncemiz onun hastaneye yatmasıydı. Yatmasıydı. Bakın mema eki var yine burada. Yatması, gelmesi, gitmesi şeklinde. O mayışmaktaki mema eki isim fiil eki bir fiilimsi ekidir. Dolayısıyla buna da yine fiil cümlesi diyemeyiz. İsim cümlesidir. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Yapan en az sıfat fiil ekini almış bakın burada. Anlaşmış bir sıfat fiil. Yapan artık yapıyor. Görevini iyi yapıyor. Yapacak, yapmış dese fiil olur. Ama yapandır dediği için artık buna isim cümlesi diyoruz arkadaşlar. Evet, yüklemine göre ve öge dizilişine göre cümlelerde bunlar. Son olarak yapısına göre cümleleri anlatıp bitireceğiz. Önemli olan burası zaten. Göre cümleleri arkadaşlar. Yapısına göre cümleler en önemli cümle türleri konusu. Burada zorlanıyorsunuz. Dikkatli olun. Çok basit aslında. Basit. Birleşik, sıralı ve bağlı cümle diye dörde ayıracağız bunu. Yapısına göre cümle hangisinde farklıdır, hangisi yapılacak farklıdır diğerlerinden dediğinde basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle diye dörde ayrılıyormuş. Birincisi basit cümle. Yani kelimelerin yapısıyla cümlelerin yapısını karıştırmayın birbirine bakın. Kelimenin yapısı dendiğinde basit, birleşik, orada sıralı kelime diye bir şey olmaz. Türemiş var. Basit. Birleşik, türemiş. Bu kelimenin yapısı. Yani yapım eki alırsa türemiş, yapım eki almamışsa basit. İki kelimeden oluşursa ona da birleşik kelime diyorum. Cümlelerin de yapısı var arkadaşlar. Cümlenin yapısını da ne yapıyormuşuz? Basit, birleşik, sıralı ve bağlı diye dörde ayırıyoruz. Basit cümle nasıl olur? Tek yargıdan oluşur. O yargı dediğimiz şey ne? Öncelikle ona bir açıklık getirelim. Yargı, bütün yüklemler yargıdır. İster isim ister fiil olsun. Tüm yüklemler bir yargıdır. Artı bütün fiiller yargıdır arkadaşlar ve fiilimsiler yargıdır. O zaman tek yargıdan oluşmak ne demek o cümle için? İçerisinde bir tane fiil ya da ne bileyim yüklem barındırır. Onun dışında başka bir fiil, fiilimsi falan bulunmaz. Örnek cümle, ağaçlar baharda rengarenk çiçekler açar. Açar yüklemini buluyorum şimdi. Şimdi dört özellik gördüğümüze göre cümle türleri açısından dördünü birden inceleyebiliriz arkadaşlar. Açan ilk başlığımız neydi? Anlamına göre cümle. Şimdi anlamca nasıl bir cümledir bu derse, açar anlamca olumlu mu? Evet. İkincisi neydi? Yüklemine göre. Açmak isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi derse, açmak fiil cümlesi. Öge dizilişine göre ya da yüklemin yerine göre nasıl bir cümledir derse, yüklemimiz sonunda olduğu için kurallı bir cümle. Evet. Şimdi yapısına bakıyorum. Açar, yüklem. Yüklemi buldunuz. Yüklemin üstüne temel cümle ya da temel yargı diyorsunuz. Başka bir fiil ya da fiilimsi var mı diye cümleyi kontrol ediyorum. Ağaç, isim. Bahar, isim. Rengarenk, çiçek. Sıfat tanımlaması. Çiçek, isim. Başka da bir yargı yok. O zaman yapıca da basit bir cümle. İşte çıkarmanız. Bu cümle olumlu, kurallı, basit bir fiil cümlesiymiş arkadaşlar.
Hadi daha önceki konularımızdan şöyle cümleleri tahmin etmeyi öğrenelim artık. Çatısı bakımından da inceleyelim bu cümleyi. Açar, açan ne, açan kim diye sorduğunda ağaçlar. O işi kendisi yaptığı için bu cümle etken çatılı bir fiile sahip. Aynı zamanda ne açar diye soruyorum. Rengarenk çiçekler açar, nesne de alabiliyor. Nesnesine göre de geçişli fiil. Çatı konusunda şöyle bir hatırlamış olalım. Öznesine göre etken, eylemi yapan belli. Nesnesine göre de geçişli bir fiil. Cümle türleri bakımından da 450'ini çıkarmış oldunuz. Akdeniz Dershanesi Mersin'in en eski kurumlarındandır. Mersin'in en eski kurumlarındandır. Burası komple yüklem. Şuradaki dır-iki sayesinde aslında cümle burayı komple yüklem yapan şu kelime. Burası anlamca olumlu mu? Evet. İsim cümlesi mi, fiil cümlesi mi derse isim cümlesi. Yükleminin yerine göre yani üge dizilişine göre yine kurallı bir cümle. Yapıca nasıl bir cümledir derse basit bir cümle diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü yüklem dışında başka bir yargı yok içerisinde. Çocuklar bahçedeki süs havuzunda oyuncak ördekleri yüzdürüyor dediğinizde yüzdürüyor yine olumlu, kurallı, fiil cümlesi arkadaşlar. Yapıca yüzdürüyor temel cümle. Başka bakıyorum içerisinde fiil, fiil sarıyorum. Yok başka yargı barındırmadığı için yine yapıca basit bir cümle. Her yaz bu küçük sahil kasabasına gelir. Gelir yüklem. Her yaz sıfat tanımlaması yargı değil. Bu küçük sahil kasabası, sahil kasabası isim tanımlaması, küçük sıfat, bu sıfat. Yani bunların hiçbiri fiil ya da fiilimsi değil. Yine tek yargılı bir cümle olduğu için olumlu, kurallı, fiil cümlesi ve yapıca da basit bir cümle diyoruz. Evet, demek ki basit de tek yargı. Şimdi gelelim birleşik cümleye. Birleşik cümle olması için ne olması lazım? Yüklem artı en az bir tane daha yan cümle olacak. Yani yüklemin dışında bir fiil ya da fiilimsi, ikinci bir yargı daha arayacağız. Şimdi birleşik cümlenin tanımını şuraya yaptım. Birden çok yargıdan oluşur. Yan cümle ve temel cümle vardır. Birleşik cümleler kendi içlerinde ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi girişik birleşik cümle. İkincisi işte koşullu birleşik cümle. Üçüncüsü kiili birleşik cümle. Dördüncüsü de iç içe birleşik cümle diye. Dört tür birleşik cümle türü var. Bunlar içerisinde en çok girişik birleşik cümleyi kullanıyoruz biz. Girişik birleşik cümlede mantık ne? Yüklemin dışında bir tane daha en az fiilimsi olmaz. Yani yan cümlemiz fiilimsiler oluşur. Bütün fiilimsiler yargıyı biliyorsunuz. Yan cümlesi fiilimsiler oluşur. Bir fiil, şey, bir yargı yüklem, bir yargı da fiilimsi olacak. O fiilimsinin ne olduğu kısmı da biz yan cümle diyeceğiz. Bakalım şimdi. Bu olayı yaşaman, çocuklarda travma yaşadı. Yaşattı yüklem. Başka yargı var mı diye kontrol ediyorsunuz. Bakın şurada bir isim fiil var. Yaşamak. Buna da ne diyormuşuz? Yan cümle. Yani burası temel yargı, temel cümle. Burası da yan cümle. İşte size sınavlarda diyor ki aşağıdakilerin hangisinde yan cümle, temel cümlenin bilmem nesnesidir. Hangisinde yan cümlenin görevi diğerlerinden farklıdır. Yan cümleyi bilmiyor ki öğrenci görevini belirlesin. Yan cümle dediği neymiş? Yüklemin dışındaki diğer fiil ya da fiilimsiler. Şuraya yan cümle diyoruz. Bakalım bu yan cümlenin cümledeki görevi ne? Çocuklarda travma yaşatan şey ne? Bu olayı yaşam. Buradan buraya kadar komple bu cümlenin neyi? Öznesi. Yan cümle, temel cümlenin öznesiymiş. Biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Size hiç yapıca falan demeyelimdir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yargı vardır da diyelim. Yargı var işte. Bir, iki tane yargı var diyeceğiz. Bize o gece yaşadıklarını anlattı. Anlattı yüklem. Yine istiyorsanız dört özelliğini çıkaralım. Olumlu. Öge dizilişine göre kurallı. Yüklemine göre anlamak, anlatmak. Fiil cümlesi yapıca. Anlattı temel cümle. Kontrol ediyorum. Şurada bir dıklık eki var. Yaşadıkları fiilimsiler. Şimdi konular Türkçe'de birbiriyle çok bağlantılı olduğu için yani cümlenin ögeleri ve cümle türleri son konulardır arkadaşlar. Burada fiilimsileri falan, diğer konuları, kelime yapısını falan da bilmek önemli. O yüzden fiilimsileri bilmeden bu girişik birleşik cümleyi falan yapamazsınız. Dikkat edin. Şurada dıktik diye bir fiilimsi var. Buna yan cümle diyoruz. Bakalım bu yan cümlenin görevi neymiş arkadaşlar. Anlattı yüklem, anlatan kim? O. Gizdözde. Neyi anlattı? O gece yaşadıklarını. Şurası komple nesne. Evet, yan cümle, temel cümlenin nesnesi oldu. Birden fazla yargı.
Babam eve gelirken bizlere bir şeyler alırdı cümlesinde yine. Temel cümle şurası. Gelirken diye bir fiilimsi var burada. Zarf fiil eki biliyorsunuz. Can eki. Zarf fiilde cümlede zarf yapan genelde. Bizlere bir şeyler alan kim? Babam, özne. Ne zaman bize bir şey alırdı? Eve gelirken. Şurası yan cümle ve zarf cümleci bölümünde kullanıldı. Koşuyor arkasından gülenlere aldırış etmeden. Koşuyor yükleri bu sefer başta. Devrik bir cümle oldu. Yine olumlu bir cümle, devrik cümle, fiil cümlesi. Aldırış etmeden, bakın meden madan zarf fiileki var. Gülen diye bir sıfat fiil var. Bakın birden fazla. Bu sefer 3 tane yargı oldu. Peki bunun ikisi de ayrı ayrı görevleme. Yani bir sıfat fiil, bir de isim fiil var burada. Bakalım şimdi. Koşuyor yüklen. Nasıl koşuyor? Arkasından gülenlere aldırış etmeden. Komple zarf. Evet, ayrı ayrı öge olmadı. Her iki fiilimsiniz de tek bir ögenin içerisinde. Burada da yan cümleden zarf cümleci görevi de kullanılmış oldu. Orada tanıdık bir öğrenciye rastladım. Rastladım, yine şurası yüklem. Rastlamak fiil cümlesi, olumlu cümle, kurallı cümle. Yapıca girişik birleşik cümle. Niye? Dıklık eki var. Tanıdık öğrenci, sıfat fiil eki. Bakalım yan cümlenin görevi ne? Rastladım yüklem. Kime rastladım diye sorduğunuzda tanıdık bir öğrenciye. Burası dolaylı tümleç oldu. Yan cümle, temel cümlenin dolaylı tümleci görevini. Evet, girişik birleşik cümlede demek ki yan cümlemiz fiilimsi olacakmış. Gelelim koşullu birleşik cümleye. B koşullu birleşik cümle. Bunda da adı üstünde yan cümlemiz koşul tipi dediğimiz SSA ile kurulur arkadaşlar. Yan cümlesinde koşul anlamı vardır. Çiftçi toprağın işlenmesi konusunda bilinçlendirilirse verim artar. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Bazen soru getiriyorsunuz. İçerisinde bir koşul tipi var, bir de fiilimsi var. Şimdi hocam burada biz buna koşullu birleşik cümle mi diyeceğiz, girişik birleşik mi? Koşul her zaman baskındır cümlede arkadaşlar. Yani şu cümle cümleler arasında ilişkisi bakımından düşünüldüğünde koşul sonuç ilişkisine bağlı bir cümle. Yani şunu da bilerek verdim. Mema diye bir isim fiil var. İşlenmesi. Bir de bilinçlendirilirse diye SSA koşul tipi var. Şimdi bu şu fiilimsiden dolayı girişik birleşik mi yoksa buradaki koşul tipinden dolayı koşullu birleşik mi? Burada verimin artmasının koşulu belirtilmiş. Öyle değil mi? Verimin artması neye bağlı? Toprağın işlenmesi konusunda çiftçinin bilinçlendirilmesine bağlanmış. O zaman biz buna koşullu birleşik cümle diyoruz. Şuradaki fiilimsiye takılıp da girişik birleşik demeyeceksiniz. Ha, toplamda kaç tane yargı vardır, yan cümleler vardır, işte yargıları gösterin gibi bir şey sorulursa size. Evet, bu da bir yargıdır fiilimsi. Burası da bir yargıdır. Artan zaten temel yargıdır. Dolayısıyla 3 tane yargı var. Ama cümle türü olarak nasıldır derse koşullu birleşik cümle. Güneş tepedeyken dışarı çıkarsanız sıcak çarpar. Çarpar temel cümle çıkarsanız şu SSA da zaten koşul belirttiği için koşullu birleşik cümle. Yine birden fazla yargı var. Koşullu birleşik cümlelerde bu yan cümleler zaten zarf cümleci oluyor. Kitap okuma alışkanlığınız olsa paragrafları kolay çözersiniz. Çözersiniz temel cümlemiz. Olsa diye bir koşul tipi var. Bakın okuma diye bir de yine isim fiil kullandım burada. Fakat paragrafları kolay çözmemiz kitap okuma alışkanlığımıza bağlanmış. Yani burada koşul ağır bastığı için yine koşullu birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Evet, girişik birleşik ve koşullu birleşik bu. Şimdi kiili birleşik ve iç içe birleşik cümleden bahsedeceğim size. Evet, gelelim üçüncü birleşik cümlemize. Bu da iç içe birleşik cümle arkadaşlar. İç içe birleşik cümlede alıntı sözler ve yani başkasına ait cümlelerin tırnak içinde ya da iki virgül arasına alınarak verildiği cümlelere alıntı cümleler diyoruz. Bu tarz birleşik cümlelerde iç içe birleşik cümle adlanır. Mesela babamın bir sözünü veriyorum buraya. Babam bugüne kadar kimseye muhtaç etmedim sizi dedi. Şurası temel cümle dediği yüklem. Babam da özne. Şuraya komple biz iç cümle adını veriyoruz arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Bu iç cümlelerin kendi içlerindeki yargılar falan sizi ilgilendirmiyor. Yani bunun içerisinde bir fiilimsi olduğunda hocam biz buna girişik birleşik cümle mi diyeceğiz? Veya koşul tipi olduğunda koşullu birleşik cümle mi diyeceğiz? Hayır. Alıntı sözler her zaman iç içe birleşik cümle adını alır. O iç cümlelerin kendi içlerindeki yargılar bizi ilgilendirmez. Yılda iki kez hasat yapılır diyorlar. Diyorlar yüklem. Şurası da başkasına ait bir söz olduğu için yine iç içe birleşik cümle. Tırnak içine almadık. Kimin söylediğini de vermedi. Doğrudan sözü vererek başlamış olabilir.
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demiş, dedi veya diye boşuna mı söylemişler şeklinde devam edebilirim. Şimdi şurada söyleyen diye bir fiilimsi var, kovarlar diye bir yüklem var, burada tekrar yüklem var. Yani bu sıralı ya da birleşik, girişik birleşik cümle falan demeyeceksiniz buna. Dedi, diye şeklinde devam ettiği için, şu sözü alıntı şeklinde verdiği için buna yine iç içe birleşik cümle diyoruz. Mesela Sağlık Bakanı, günlük hayatta sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekir dedi. Yine şurada bir fiilimsi kullanmamalı. Bu ilk cümlenin içerisindeki fiilimsiye hiç takılmadan dedi şeklinde bittiği için başkasının sözünü tırnak içinde de vermiş. O zaman bu daima iç içe birleşik cümle haline alır. Son birleşik cümlemiz de arkadaşlar kiili birleşik cümle. Adı üstünde yan cümle, temel cümleye burada ki bağlacıyla bağlanır. Mesela duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini dediğinde unutmuşsun temel cümlesine şu yargıyı ki bağlacıyla bağladığınız için buna da yine birden fazla yargı barındırdığı için yine ki'li birleşik cümle adını veriyoruz. Bir bildiği olmalı ki böyle konuşuyor. Şurada yine konuşuyor temel cümlesine bir bildiği var şeklindeki şu yargıyı ki bağlacıyla bağlayıp temel cümleye aktarmış oluyoruz. Bitkiler güneş ışığı görmüyor ki böyle solmuş. Yani bitkiler güneş ışığı görmediği için solmuş anlamı var burada. Şu yan cümleyi temel cümleye ki bağlacıyla aktarmış oldunuz. Buna da ki'li birleşik cümle diyoruz. Çok sorulmaz. En çok dirişik birleşik cümleye dikkat edin ve koşullu birleşiğe dikkat edin. Bu ki'li birleşik ve iç içe birleşik çok fazla tercih edilmiyor. Şimdi gelelim sıralı cümleye. Sıralı cümlede de arkadaşlar en az iki tane yüklem olacak. Daha fazla yüklemden de oluşabilir. Yani bir cümle bittiğinde sonuna nokta koymuyorsunuz. Basit ya da birleşik bir cümleyi virgülle ya da noktalı virgülle diğer cümleye aktarmış oluyorsunuz. Buna da sıralı cümle adını veriyoruz. Şimdi bu sıralı cümlelerde eğer öge ortaklığı varsa, yani birinci cümleyle ikinci cümlenin en az bir ögesi ortaksa buna bağımlı sıralı cümle deriz. Öge ortaklığı yoksa da bağımsız sıralı cümle adını alır. Şimdi bakalım, dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Kavuşmaz, yüklem kavuşur. Yani birleşikten farkı ne bunun? Çift yüklem olacak. İki tane temel yargı olacak arkadaşlar. Ama birleşiklerde nasıldı? Bir temel cümle yani yüklem, bir de fiil, fiilimsi, koşul gibi tam yüklem olmamış bir yan cümleden bahsediyorum. Ama burada tam yüklem var iki tane. Kavuşmaz ve kavuşur. Peki hocam bunların anlamca işte ya da öge dizilişine göre falan nasıl değerlendireceğiz? Ayrı ayrı bakacağız. Mesela kavuşmaz birinci cümlenin özelliklerini çıkarıyorum. Anlamca olumsuz bir cümle. İkinci cümleye bakıyorum. Kavuşur, anlamca olumlu bir cümle. Birinci cümle öge dizilişine göre, yani yüklemin yerine göre, yüklem sonunda olduğu için kurallı. İkinci cümlenin de yüklemi sonunda olduğu için o da kurallı. Birinci cümle yüklemine göre kavuşmak fiil cümlesi. İkinci cümlemiz de kavuşmak yine fiil cümlesi. Komple yapısı bakımından nasıldır derse, çift yüklemden oluştuğu için sıralı cümle adını alıyor. Virgülle de böylece bağlamış olduğumuz. Şimdi burada öge ortaklığı var mı yok mu onu kontrol edelim. Bakalım. Kavuşmayan ne? Dağ özne. Neye kavuşmaz? Dağ dolaylı. İkiye geçiyorum. Kavuşan kim? İnsan özne. Kime kavuşur? İnsana dolaylı. Hiçbir ögesi ortak değil. O halde biz buna bağımsız sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Sıralı cümle öge ortaklığı varsa bağımlı olur, öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı olur. Şu anda bu bağımsız sıralı cümle. Mahalleden taşındıklarını duydum. Duydum yüklem. Buna çok üzüldüm. Üzüldüm bir daha. Şimdi bu cümleyi yine bilerek verdim arkadaşlar. Hocam şurada bir fiilimsi var deyip gidip girişik birleşik işaretliyorsunuz. Yanlış. İki tane yüklem varsa orada sıralı baskındır her zaman. Yani içlerindeki fiilimsilere, koşul kiplerine falan takılıp birleşik cümle demeyeceksiniz. İki yüklem gördünüz mü o kesinlikle sıralı bir cümledir. Şuradaki fiilimsi olsa da olmasa da hiç fark etmiyor. Eğer sen şurada nokta koyup başka bir cümleye geçersen o zaman bu kendi içinde birleşik cümle olur. Mesela şöyle yapalım. Mahalleden taşındıklarını duydum deyip nokta koyayım. Şuraya temel cümle. Taşındıklarını dıktik eki var sıfat fiil. O zaman buraya da yan cümlede bu girişik birleşik cümle adını alıyoruz. Fakat cümleye virgül atıp devam ediyor. İki tane yüklem baskın olduğu için bu sıralı bir cümle. Peki öge ortaklığını kontrol edelim şimdi. Duyan kim? Ben. Üzülen kim? Yine ben. Gizli özneleri bile ortak olabilir arkadaşlar.
Burada gizli özne ortaklığı var. Duyan da üzülen de benim. En az bir ögesi ortak olursa yeter zaten. Yine bağımlı sıralı cümle diyorum. Üstteki bağımsız sıralıydı. Alttaki bağımlı sıralı cümle oldu. Özneler ortak. İşçiler günün yorgunluğunu çıkarıyor. Patron da hesapları çıkarmakla uğraşıyor. İşçiler günün yorgunluğunu çıkarıyor. Bir, uğraşıyor. İki, çift yüklenme. Ne yapıyoruz o zaman? Çıkarmakla falan, şuradaki mekmak etine falan hiç takılmıyoruz. Direkt sıralı cümle adını veriyoruz buna. Ögelerinde herhangi bir ortaklık yok. Birinin işçiler yapıyor, diğerini patron yapıyor. Eylemleri farklı kişiler tarafından yapılmış. Dolayısıyla bağımsız sıralı cümle. Ankara'da 4 yıl okudum. Okudum yüklem. Çok güzel anılarım oldu. Oldu da yüklem. Şimdi okuyan kim? Ben. Nerede okudum? Ankara'da dolaylı tümleci. Peki nerede çok güzel anılarım oldu? Yine Ankara'da. Yani şu Ankara'da dolaylı tümleciyi hem bunun ögesi hem de bunun ögesi. O zaman ögelerinden biri ortak olduğu için yine bağımlı sıralı cümle adını veriyoruz. Demek ki sıralı cümlede ne oluyormuş arkadaşlar? İki tane temel yargı, yani iki tane yüklem olur. Bunların kendi içlerindeki fiiller, fiilimsiler sizi ilgilendirmez. Şu fiilimsilere falan takılmadan daima onlara sıralı cümle adını veriyoruz. Ben seni severim, sayarım. Mesela şöyle bir cümle yazdım. Severim yüklem, sayarım yüklem. Seven kim? Ben, özne. Kimi severim? Seni, nesne. Bu nesne hem severim hem de sayarımın nesnesi. Ben öznesi hem severimin hem de sayarımın öznesi. Yani özneleri ve nesneleri ortak bir bağımlı sıralı cümle arkadaşlar. Evet, sonuncusu ise arkadaşlar bağlı cümle. Bağlı cümlede de sıralı cümleden tek farkı şu bağlı cümlenin. Bu sıralı cümleleri virgülle ya da noktalı virgülle ayırmak yerine bağlaçla birbirine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Aradaki farkımız 4. Bağlı cümle. Sıralı bağlı cümle diyenler de var. Bazı kaynaklar öyle de verildi. Sıralı bağlı diyebiliyoruz arkadaşlar. İki cümle, iki sıralı cümle de diyebiliriz. İki cümle bağlaçla bağlanır. Mesela bugün dışarı çıkmadım. Virgül atıyorum. Dışarısı çok sıcak. Şimdi şu anda bu sırada bir cümle. Çıkmadım ve sıcaktı diye iki yüklem var. Şu an sıralı. Fakat biz bu sıralı cümlenin şuradaki virgülünü kaldırıp buraya herhangi bir bağlaç atarsak, bugün dışarı çıkmadım çünkü dışarısı çok sıcaktı dediğiniz zaman iki tane yüklemi birbirine bağlaçla bağlarsanız, şu ortadaki bağlaçla bağlarsanız, bunun adına da sıralı bağlı ya da sadece bağlı cümle diyoruz arkadaşlar. Mesela yüksek puan aldı. Yüksek puan almış. Ancak bölümünde atama olmamış. Bakın, almış olumlu, olmamış olumsuz. Bir olumlu, bir olumsuz cümle. İkisi de kurallı cümle, ikisi de fiil cümlesi. Yapıca nasıl bir cümledir derse, iki tane yüklemi bağlaçlardan biriyle bağladığınız için buna da bağlı cümle diyoruz. Bunlarda da öge ortaklığı varsa bağımlı bağlı, öge ortaklığı yoksa bağımsız bağlı cümle olur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi bir de bu cümle türleriyle alakalı soru çözüm videosu yapacağım. Onu da izlerseniz konu pekişmiş olur. Çözemediğiniz soruları özelden bize atın arkadaşlar. Sabırsızlıkla bir araya gelmeyi bekliyoruz. Haziran ayında inşallah derslerimizi böyle sınıf ortamında sizlerle gerçekleştireceğiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun.